Bugün çok değerli konuğum Türkan Gökberk bizimle. 1990 yılından beri olan ve uygulanan bir çalışma Access Bars. Fakat bizim ülkemizde yeni yeni tırmanışa geçti. Bunun aslında önderliğini yapan Türkan Hanım olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'den çok kişiler geldi aslında adamıza. Access Bars'la ilgili. Fakat KKTC'nin hatta Kıbrıs'ta ilk eğitmen Türkan Hanım'dır. Bu yüzden bu konuda önderlik ettiği için ona teşekkür ederiz. Ayrıca Sağ ol. benim de hocamdır Türkan Hanım. Access eğitimini kendisinden aldım. Bugün Türkan Hanım yine bize biraz kendinden bahsetsin. Ben inanıyorum ki sesini çok kısa zamanda ve sürede çok yerlere ulaştırdın Türkan Hanım, Access'le ilgili. Gerçekten herkesin Access'le tanışması ve İçin bunu neler mümkün? evet neler mümkün Access'le tanışmak için. Birazcık yine bize birkaç cümleyle kısaca kendinden bahset. Daha sonra da Access'le ilgili bize bilgiler ver. Sonra da festivalimiz var. Zaten orada da sunumun olacak senin bu konuyla ilgili. Onlara ilerleyen dakikalarda değinelim. Peki Doraycığım, çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için ve davetin için. Ben Türkan Gökberk, 1955 doğumluyum. 72-73 Lefkoşa Türk Lisesi mezunuyum. İki oğlum, bir kızım, bir de torunum var. Access Consciousness hayatıma 1,5 yıl önce girdi ve tüm hayatımı değiştirdi. Durum böyle olunca da peş peşe eğitimlerini aldım. Eğitmen oldum. Ve şimdi de ülkemde bunu yaymak, herkesin faydalanmasını, katkı almasını sağlamak için çırpınmaktayım. Evet Nuray, doğru söyledin. Kısa sürede çok büyük bir başarı. Kendimle gurur duyuyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerle de çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir yoldayız. Bu arada sayımız kaça ulaştı? 73. 73. Son Bundan 56'lardaydı ben bıraktığımda. 73 Bayağı hızla yayılıyor. evet. Ve bu yetiştirdiğim öğrenciler arasından 3-4 tanesi biz de eğitmen olmak isteriz, Hı. öğrenci yetiştirmek isteriz dediler. Şükürler olsun. Aralık ayında gerekli şartları yerine getirdiler. Bir tanesi işte 11 Haziran'da kısmetse ilk sınıfını açmaya Hı hazırlanıyor hı. Fatma Palabıyık. Diğer arkadaşlar da hazırlık içinde. Eğitmenlerimiz kaç kişi oldu sizinle birlikte? Eğitmen, Bars eğitmeni Evet, Bars olarak eğitmeni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6. 6 tane. İşte hepsi yavaş yavaş sınıflarını açmaya hazırlanıyorlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi Nuray, ben Bars Hı eğitmeniyim, hı. facelift Evet. eğitmeniyim ve beden prosesleri eğitmeniyim. Önümde daha çok uzun bir yol var ama hep söylerim, Access bir üniversite gibidir. Eğitimler bitmez Gerçekten Access'te. öyle. Basamak basamak gider. Maddi manevi durumumuza göre yavaş yavaş tırmanmaya devam, durmak yok. Çok güzel bir yörüngenin içindeyiz hepimiz de ve çok insana katkı olduk, daha da olacağız. Şimdi Hı. bazı arkadaşların eğitmen olmasıyla birlikte yelpaze daha da Genişledi, genişleyecek. evet. Hele hele Kıbrıs'ta bu kadar yıllar yılı depresif olarak yaşayan bizler, atalarımız rahat yüzü görmediği nesillerdir boyudur. Bir Ada halkı depresif hal. olarak evet Evet, çok bayağı şeyler sıkıntılardan geçtik. geçirdik. Hala daha da bir belirsizlik içinde gitmekteyiz. Yani yeni doğan bir bebeğin bile bu uygulamalara ihtiyacı var. Kaldı ki bizler. Hı. Access Bars uygulamalarıyla ya da beden prosesleri uygulamalarıyla ya da facelift uygulamalarıyla hiç kimseye zarar vermek mümkün değildir. Hı. Yanlış yapmak mümkün değildir. Evet. Ve yeni doğan bir bebeğe bile bunu gönül Yapılabilir. rahatlığıyla uygulayabiliriz. Hiçbir mahsuru yoktur. Sadece çocuklara yaptığımız uygulamalar daha kısa Hı. sürelidir. Yani işte bir ilkokul çocuğuna 20 dakika yeter. Çünkü çocuklar Evet. alıp kabul etmeye biz yetişkinlerden daha çok yatkındır. Daha kirlenmemiştir Evet, onlar. yaşımız ilerledikçe maalesef daha çok Evet. kirleniyoruz. Biz gözümüzü ilk bu dünyaya açtığımız anda bebek halimizle, maalesef ve maalesef 5-10 bin yıllık bir birikimle geliyoruz. Nedir bunlar? Atalarımızdan getirdiğimiz bize ait olmayan yargılar, kaygılar, bakış açıları, düşünceler, hisler.
bunlar başımızın üzerindeki 32 noktada konusuna göre gelip birikiyor. Yani o birikimle evet. geliyoruz biz. Bir de yaşımız yani yeni doğduğumuzda öyle. Yaşımız ilerledikçe de önce anne babamız, sonra sosyal çevremiz, sonra da öğretmenlerimizin bakış açılarını, yargılarını, kaygılarını hiç ama hiç hissetmeden alıp kendimizin kendi realitemiz haline getiriyoruz. Üstüne üstlük o getirdiğimiz birikime ilaveten bir de bunlar konularına göre gelip bu 32 noktada birikim yapar ve bunlar bir elektrik yükü yapar. Hı hı. Biz baş üzerindeki bu 32 noktaya hafifçe dokunarak o noktalarda birikmiş olan elektrik yükünü boşaltıyoruz ve bu elektrik yükü boşalırken de bize ait olmayanlar silinmeye başlıyor. Access Bars'ın özü evet, bu. 90 yılında bulundu Access Consciousness Gary Douglas tarafından Amerika'da. Şu anda 180 ülkede memnuniyetle kullanılmaktadır. Çok az ülke kaldı Access'in girmediği. Girmediği, evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve işte en alt ama olmazsa olmazı Access Bars'tır. Aynen bir inşaatı yaparken temel atarız ya. İşte Access Bars da Access Consciousness'in temelidir. İşte bir sonraki adım facelift, beden prosesleri. Facelift'e de değinelim biraz. Hı hı. Şu göğüs hizasından başlayıp saç dibinde bitirdiğimiz 29 değişik enerjiyle çalıştığımız bir uygulamadır. Cilt ışıl ışıl olur, hücreler gençleşir ve bir gençlik aşısı almış gibi oluruz. Evet. Bu da dokunuşlarla gene dokunuşlarla gene 29 değişik enerjiyle çalışıyoruz facelift'te. Facelift'i istersek eğer ayak bileklerimizden hatta ayak tabanlarından başlayıp göğüs hizasında bitirecek şekilde bedenimizde de çalıştırabiliyoruz. Yine dokuna dokuna geliyoruz yukarıya doğru ve bedenimizdeki hücrelerde de gençleşme yaratıyoruz. Hı hı. İnanılmaz güzel çalışan enerjilerdir. Beden prosesleri ise bedeni şifalandırmaya yönelik yaptığımız 65'in üzerinde değişik enerji çalışmasıdır. Yani her konuya göre farklı bir uygulama evet. var. Birkaç örnek verecek olursak, mesela en geniş yelpazeye sahip olan beden proseslerinden MTVSS'tir. Hı hı. MTVSS'i hem bedenimizdeki tüm sistemlerde, yani işte bağışıklık sistemi, iskelet sistemi, boşaltım sistemi gibi sistemlerde evet. kullanabileceğimiz gibi tek tek organlarda da kullanabiliyoruz MTVSS'i. Biyotaklitçilik çalışması var. Nasıl başkalarının düşüncelerini, yargılarını, kaygılarını alırız da depolarız da bedenimize de kilitleriz evet. başkalarının düşüncelerini, şeylerini ve biyotaklitçilik çalışmalarıyla onları da hücrelerimizden temizlemek mümkün. Göz görüşünün düzeltilmesi var. Beyin kapasitesini artırma var. Takıntılarla ilgili çalışmalarımız var. Yani 65'in üzerindedir bu çalışmalar. Yani özetleyecek olursak evet. işte Access Consciousness tepedeki isim, en alt olmazsa olmazı Access Bars, Facelift, beden prosesleri. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde daha da basamak basamak gittikçe aldığım eğitimlerin işte ardından eğitmeni oldukça sizlere bunları da lanse edeceğim. Durmak gibi bir niyetim yok Nuray. Evet. Ömrüm yettikçe bu yolda artık devam katkı diyorum. Ve, devam. Katkı alıp katkı veriyoruz ve halkımızın bir an önce Access Bars'la, facelift'le, beden prosesleriyle tanışması, katkı alması için neler mümkün? Şimdi insanlara yalan gibi gelir. Evet. İnanılmaz gibi gelir. Yani buradan dinleyenler diyebilir ki nasıl yani işte sadece dokunmakla başımıza belli yerlere dokunmakla bu nasıl olur diye bir sorgu içine girebilirler. Evet. Hani bunu bile sormaları aslında bir merak uyandırır. Evet. Yani merak uyandırıp da sorgulamak da insanda her şey çünkü Access'te sorularla başlar. Evet. Sorular çok değerli. Soru sorma teknikleri kullanılarak dönüştürülebiliyor çoğu. Zaten Gary Douglas Access'i sorduğu sorularla yarattı. Evet. Daha bir dünyayı bu dünyayı nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? Kendi yaşantım nasıl daha iyi bir hale gelebilir diye de soruları adam koskocaman Access Consciousness'i yarattı. Biliyorsun Doktor Dane Hir da kısa süre sonra ona katıldı. Hala daha geliştirmeye devam ediyorlar ikisi birlikte. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Aslında tüm bunlar yapılırken de
tıp alanında da bilimsel olarak yapılan çalışmadır bunlar, kanıtlanmış. Bilim bunu ispatladı. Evet, bilim adamlarıyla birlikte ispatlanan, uygulanan bir yöntemdir. Nasıl ispatladılar söyleyeyim Nuray. Jeffrey Finin diye 16 yıllık bir nörolog çok merak etti bu Access Parts'ı. Ve deney yapmaya karar verdi. Aldı bir kişiyi halkın önünde. Bars öncesi, daha önce hiç Bars almamış bir kişinin beyninin EEG'sini çekti. Evet. EEG derler onlar. Sonra 1,5 saatlik seans bittikten sonra tekrar çektiğinde beynin EEG'sini, aman Allah'ım diye sahnede dik yukarı hoplardı adam. Ve hep cihazlardan çıkan o sonuçları da paylaştı. Facebook'ta var. Jeffrey Finn'in. Haliyle bilim bunun özelliklerini, güzelliklerini kabul etmiş durumdadır. Evet. Bilimsel bir çalışmadır zaten. Spiritüel bir çalışma değil. Bilimin kabul ettiği bir çalışmadır bu. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi sorular dedin Nuray az önce. Evet. Çok derinlemesine giremeyeceğiz bugün sorulara ama benim halkımızdan ricam sadece bir iki tanesini olsun lütfen hayatımıza sokun. Bunların birincisi hem hayatınızda iyi bir şey hem de hayatınızda kötü bir şey olduğu zaman lütfen ama lütfen rica ediyorum sizden bundan daha iyi nasıl olur demeyi alışkanlık haline getirin. Çok işe yaradığını göreceksiniz. İyi bir şey olduğu zaman ve siz bundan daha iyi nasıl olur dediğiniz zaman çok daha iyi bir şeyi hayatınıza çağırıyorsunuz. Kötü bir şey olduğu zaman da kötü bir olay yaşadınız, o kötü olaydan çok daha iyilerini hayatınıza çağırıyorsunuz. Karar veremediğiniz noktalarda öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye kararsız kaldığınız noktalarda başka neler mümkün diye sorun. Şimdi Access'in soruları sizi zihnin ötesinde farklı bir realiteye taşır. Sınırları kaldırır aslında sınırları sorular. Sınırları kaldırır. Zihin zaten önemli olan soruları sorduktan sonra zihninizle cevap arayışına girişmemenizdir. Çünkü bu sorular sizi zihnin ötesinde farklı bir realiteye atar ve size olasılıkları önünüze getiren de kuantum dolaşıcılıklarıdır. Evet. Eğer siz zihninizi devreye koyar ve sorduğunuz soruya cevap bulmaya çalışırsanız sizin zaten hala hazırda cevabı bildiğinizi varsayar kuantum dolaşıcılıkları ve olasılıklar önünüze açılmaz. Evet Nuray, başka nereye değinelim? Şimdi birazcık da faydalarına değinelim. Herkese uygulanabilir mi? Kimlere uygulanır veya uygulanmaz? Birazcık da onlara herkese uygulanabilir. Depresyon ortadan kalkar. Çok daha dinamik, neşeli olursunuz. Gençlerin sınav kaygıları biter. Ondan sonra hiperaktif çocuklara çok katkı olabiliyoruz. Çok acıyorum o çocuklara. Sırf hiperaktiftirler diye ilaçlar veriliyor Nuray. Hiç gerek yok. Biz hiperaktiviteyi çözebiliyoruz. Ondan sonra sen de katkıda ol. Birlikte yani sayalım faydaları. Yani öfkedir. Evet onlar hep gider. Evet insana bir sakinleşirsiniz, dinginlik gelir. Neşe hayatınıza girer. Evet. Çocuklarda özellikle çok etkili olduğunu çok. Deneyimleyen arkadaşlar var ve çok, onlardan çok. Da dinledik. Ben de ve deneyimledim. Gerçekten çocuklar üzerinde çok etkili ve çok dediğin gibi Türkan Hanım yetişkinlerden daha erken alıcıdır onlar. Alıp kabul etmeye hazırdır çocuklar. Evet. Hamilelikler, doğumlar kolay bir hamilelik ve kolay bir doğum yapmanızı sağlar. Saymakla bitmez sayın izleyiciler, dinleyiciler. Birbirinden güzel faydaları var. Aslında özümüze ulaşmamızı sağlayan bir yöntemdir. Zaten bizim özümüz bizim istediğimiz saf, saf sevgidir. Tertemiziz orada ama kirletiliyoruz işte. Gerek atalarımızdan getirdiklerimiz, gerek çevremizden hiç fark etmeden algıladıklarımız. Evet. Çünkü bir radyo alıcısı gibi çalışır bizim beynimiz. Ve hiç fark etmeden cırttın cırttın devamlı yazar. Kaydeder. Mesela kalabalık bir şeye gidersiniz. Alışveriş merkezine eve geldiğinizde başınız ağrır. Neden? Çünkü ortamın içindeki birilerinin dramasını yüklenir de gelirsiniz. Ama çaresi var. Bilinçle sahibine geri gönderiyorum deyiniz. Çoğu insan yoruldu alışveriş yaparken diye düşünür ama o değil işte. Hep çevreden algılıyor bizim beynimiz ve onu kaydediyor. Hele hele Nuray kompulsif nedir o titizlik hastaları? Obsesif. Obsesif, kompulsif olan insanlar yalan gibi ama 80 mil içindeki her şeyi kaydederler.
Ne acı bir şey. Evet. Yani bununla, bütün bunlar bizi biz olmaktan çıkarır. Biz biz değiliz aslında. Çünkü bilinçaltımızın %98'i maalesef bize ait değil. Bizim özümüz %2'nin içinde sıkışmış durumdadır. Ama bunlar aksesle çözülebilir. Seanslarla, eğitimlerle bu bize ait olmayanları yavaş yavaş silip atmak mümkündür. Böylece de layık olduğumuz, yaşamak istediğimiz hayatı kolaylıkla yaşayabiliriz. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi bu yıl ilk defa düzenlenecek olan, birincisi düzenlenecek evet. olan Girne'de Lord Palace Otel'de yapılacak olan bir farkındalık fuarımız var. Biz biliyoruz ki Access'te tanışmak senin de böyle bir evet. festivalde gerçekleşti. Evet aynen. 14 Kasım 2015. Evet. Ve şu anda sen evet. yine böyle bir festivalde bu kez eğitmen ve uygulayıcı olarak bu kez katılıp küçük, sunum bu kez küçük bir demoya alan kişi değil. Belli bir konunun eğitimcisi olarak şükürler evet, olsun. Yani bu zaman aşımında epey bir yol kat ettin. Evet. Epey bir yere geldin Türkan Hanım ve şu anda orada bir sunum yapacaksın. İstersen bundan bahsedelim biraz. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi birinci farkındalık festivaline çok çok emek veren Deniz Poyrazoğlu'na öncelikle teşekkürle evet, başlıyorum. Ve Deniz Poyrazoğlu'na destek olan, ona yardımcı olan, bildiğimiz bilmediğimiz herkese teşekkür etmekle başlayalım. Şimdi bu birinci farkındalık festivalimiz 3-4 Haziran yani bu cumartesi pazar Lord's Palace Otel'de yer alacak. Girne'de. Girne'de. Lord's Palace Otel Girne'de yeni limana giderken limandan hemen önce sağ kolda yeni bir oteldir Lord's Palace Otel. Sabah saat 10 ile akşam saat 8 saatleri arasında olacak bu festival. Ve çok değerli gerek Türkiye'den gerek buradan hocaların standları olacak. Hangi konu sizin ilginizi çekiyorsa o standtan ilgilendiğiniz konuyla ilgili ilk ağızdan değerli kişilerden bilgi almak şansınız olacak. Şimdi Bulut Akacan'a, sevgili Bulut Akacan'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Lord's Palace Otel'in masraflarını yani birinci farkındalık festivali yapılırken tabii ki otele ödenen bir para evet. var. Sayın Bulut Akacan bu otel masraflarını üstlenmiştir. Bu festivali aslında tedavisi sürmekte olan nefese evet, ayrıca bir katkı, önemi var. Hı-hı. Evet. Nefese katkı olmak için de düzenledik. Şimdi duyarlılık ve farkındalık iç içe geçmiş kavramlardır. Hem bu değerli hocalarımızın bilgilerinden yararlanalım hem de nefese bir nefeste biz olalım diyorum. Neler var? Mesela birkaç örnek verecek olursam evet. Serapin Blueprint, EFT, Kozmik Enerji, Aile Dizilimi, Qigong, Tai Chi, Sahaja Yoga, Theta Healing, Access Consciousness ve daha sayamadığım değişik değişik öğretiler var. Sevgili Candaş Sakallı da bu festivalde bizimle olacak. Bikem Tunar'la İpek Amber bize müzikler yapacaklar. Evet. Özel müzikler ama. Evet. Şimdi Jale Karcan ablamdan da söz etmek isterim. Benim işte Access'le tanıştığım Kasım 2015'teki fuarda Jale Karcan ablam ilk kitabını çıkarmıştı. Bu kitabın ismi Sonsuzluğa Uzanan Aşk Merdiveni'ydi. O gün ben Şu onu satın aldım. İkinciyi çıkardım. O gün ben satın aldım ve bir solukta okudum. Çok rahat anlaşılabilir, büyük puntolarla yazılmış. Çok şahane yani bir solukta bitirmiştim ben onu. Ve sanırım işte 14 Kasım 2015'te fuarda bunu satışa koyduğunda iki gün önce bitmişti baskısı. Şimdi Jale ablamın ikinci kitabını bulabileceksiniz festivalde. Gerçi Türk'te bütün deniz plazalarda da bulabilirsiniz ama bu kitabı da ikinci kitabı da Çiğ Damlalarının Dansı. Şimdi bize hem standlarımız var, gelip yanımıza ilgilendiğiniz konuyla ilgili bilgi alabileceksiniz. Hem de 45 dakikalık her birimize seminer verme, konumuzu anlatabilme şansı evet. tanındı. Aşağıda standlarımız olacak.
bir üst katta seminer odasında da her birimizin 45 dakikalık sunumlarımız olacak. Benimki cumartesi gün, işte onda açılır festival. 11 ile 12'ye çeyrek kala arasıdır cumartesi gün. Deniz Hanım onları böyle cumartesi pazara hep dağıttı. Evet. Şimdi ilgilendiğiniz konunun sunumu hangi gün, hangi saattedir diye merak ediyorsanız lütfen Facebook'ta Deniz Poyrazoğlu'nun sayfasına girin. Orada kimin, bilgiler, hangi saatte, hangi gün eğitim vereceği belirtilmiştir. Sadece cumartesi mi Türkan Hanım? Hayır, sunumu? Cumartesi. Benim sadece cumartesidir. Ama cumartesi ve pazar bu sunumlar devam eder. İşte her birimize 45 dakikalar şeklinde ayırdı Deniz Hanım. Ama kimin ne saat bu sunumu yapacağını Deniz Poyrazoğlu'nun sayfasından oradan detaylı öğrenebilirler. Öğrenebilirler saatlerini. Giriş ücreti olarak da 10 TL zannediyorsam. 10 TL çok düşük bir rakam. Yani kimseyi sarsmayacak bir rakam. Lütfen bunu kaçırmayın. Üstelik çok değerli bir festival aslında. Evet. Evet, yani senin de dediğin hiçbir gibi hiçbir yerde bulunmayacak bir festival. Eğer ben gitmemiş olsaydım 14 Kasım 2015'te Acapulco'daki fuara, bugün Türkan belki de değil, kesinlikle bu durumda olmayacaktı. Çünkü benim akses birdenbire son derece süratli bir biçimde tüm hayatımı değiştirdi. Zaten bundan etkilendiğim için ben bunun peşine gideceğim. Zaten 1-2 ay bilgisayarın başından kalkmadım Nuray. Nedir bu akses, nasıl böyle bu kadar etkili olabiliyor diye. Şükürler olsun İngilizcem var. Access Consciousness'in sitesinden bayağı bir bilgi edinmiştim. Sonra da ilk fırsatta 2 ay sonra başladım eğitimlerini almaya. Herkese bütün gönlümce tavsiye edebileceğim bir öğretidir. Bilimin kabul ettiği bir şeydir. Lütfen kendinizi bu şansa açın. Çok görmeyin kendinize. Şimdi orada umut ederim seminerimi verirken fayda görmüş kişilerden de olacak aramızda. Onların söyleyecekleri birkaç cümle sanırım çok etkili olacak. Çünkü kesinlikle, ben farkındayım. Yani dinliyor insanlar, benim 20'ye yakın televizyon programım var. Dinliyorlar can kulağıyla ama yalan gibi geliyor Nuray. İnanılmaz gibi geliyor. Yani sanki gerçek dışı. Ve ben umuyorum inşallah o seminerimde bu Access uygulamalarından yararlanıp da fayda gören en azından 2-3 kişi olur ve kendi ağızlarından duyarsa halkımız, çok iyi olacak diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Çünkü insan daha çok böyle birine uygulandığında önünde bir örnek teşkil edecek. Birilerini görmek ister. Evet. Teşvik açısından bu çok önemli. Evet. Çünkü bazen konuşulanlar havada kalabiliyor. Yani insanlar bazen ikna olmakta güçlük çekebiliyor. İşte ben bu kadar zamandır bu rahatsızlıkla ya da bu işte psikolojik yönden uğraşıyorum, hiçbir şey olmadı, bir dokunuşla mı olacak diye bazen insanlar ikilem yaşayabiliyor bu konuda. Ama Nuray'cığım, biz küçük bir toplumumuz ve fayda gören insanlar çıkıp benimle birlikte bir televizyon programı yapmasalar bile kendi çevreleri bunun farkındadır. Ve küçük toplum olduğumuz için de ağızdan ağza duyulur, yayılır. Çok güzel sonuçlar var. Daha çok katkı olabilmemiz için neler mümkün? Şimdi gündemde önümüzdeki günlerde var mıdır herhangi bir eğitim? Temmuz grubu ayında kısmetse gitmeyi planladığım bir eğitim var. İşte senin önce, kendin için mi? Kendim senin için. Açmayı düşündüğün bir eğitim. Senin alacağın. İşte ben basamak basamak ilerlemeliyim ki şu anda facelift, beden prosesleri ve access bars eğitimleri vermekteyim. Bunu da daha da çoğaltmak için önce kendim eğitimlere gitmeliyim ki değişik eğitmenlikler alıp bana inanıp güvenen, eğitimlerime gelen, katkı alıp katkı veren insanlara bir ışık olup peşimden sürükleyebilmek, eğitimleri verebilmek için yola devam Nuray. Evet. Yola devam. Sen zaten bu yola baş koydun dedikleri bir deyim var. Aynen o durumdasın. Evet, biraz da ailem şikayetçidir benden. Çünkü ben gözümü açarım akses, kapatırım akses. Özellikle kız kardeşim çok laf tokuşturur. Yüzünü göremiyoruz. Genellikle hafta sonları eğitimlerim var. Evet.
alır kocamı gider işte Esentepe'de evi var filan. Hepsi temeter. Ama işte bu gönül meselesidir. Yani ben 24 saat Akses hakkında konuşsam sıkılmam. Mutlu olduğun şeyi yaparız çünkü şu an. Evet. Sana huzur veren şeyi evet. yaptığın için. Sen herhangi bir yorgunluk ya da herhangi Asla. Bir stres içinde değilsin bunu yaparken. Asla. İçten, yürekten, gönülden yaptığın çok kez uykumdan bile seve seve feda ederim. Aman daha çok şey dinleyeyim. Çünkü bir okyanus gibi Access Consciousness. Evet. Sadece Dr. Dane Heer'in videolarını izlemek bile saatler alır. Her gün biraz dinlemeye çalışıyorum. Çünkü bilgi aktarmayı çok severim ben. Ta çocukluktan beri bildiğim bir şeyi aktarmayı çok severdim. Burada da öyle bir fırsat çıktı ki aman daha çok öğretirken daha çok aktar. Öyle bir ruh hali içindeyim. Ve çok mutluyum yani. Çok mutluyum zaten gerçekten. Zaten Türkan Hanım sana gelen bilgiyi aktardık sonra çoğalır. Arkadan daha bilgiler akmaya başlar sana. Evet. Bu bütün öğretilerde enerji evet. boyutunda böyledir aslında. Bildiğini aktardık sonra boşaldık sonra arkasından sana kat kat daha çok bilgiler gelir. Bu, bundan da aynası olur. Evet, tüm öğretilerde aslında bu böyle. Bir de mantrası var. Onu evet, da atlamayalım. Söyleyelim onu da. Bir iki soru örneğiyle geçiştiriyorduk az daha. İyi hatırlattın. Şimdi Access Consciousness'in bir mantrası var. Bu bir olumlama değildir. Her gün sabahleyin kalktığınızda tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir der misiniz 10 kez? Akşam yatağınıza girdiğiniz uyuyacaksınız yine 10 kez. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Gün içinde kap yıkamaktasınız. İçinizden söyleyin. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Dediğim gibi bu bir olumlama değildir. Sizi zihni ötesinde farklı bir realiteye atar. Özellikle de ruh haliniz iyi olmadığı zamanlarda... Yani ne güzelliği, ne kolaylığı, ne ihtişamı diye öyle bir modda olduğunuzda söyleyin de korkmayın. Çok çok işe yarayacaktır. Aslında ben şeyi aktarmak isterim. Birazcık öyle değindik ama hani çevreden hep bizim beynimiz kaydeder ya. Hatta dedik 80 evet. mil içinde obsesif kompulsif insanlar. Şimdi bunu lütfen uygulayın. Bakın. Başınız mı ağrır, aşığınız mı ağrır, içiniz mi sıkılır, bir gerginlik olur bazen böyle sebebini bilmeyiz. Evet. Yani bil fiil ağrı şeklinde ya da ruh halinizde bir ağırlık olduğunda lütfen bu kime ait diye sorun. Çünkü çok büyük bir olasılıkla size ait değildir. Ne o baş ağrıları, ne o gerginlikler, ne sinirlilik hali, ne de öfke. Samimi söylerim o anda yaptığın bir öfke dedeğinde de sana ait olabilir. Sana ait evet. olmayabilir yani çok büyük bir olasılıkla. Onun için ilk etapta eğer baş ağrısı söz konusuysa bu baş ağrısı kime ait diyeceksiniz. Çok azıcık sanki birden ona sayar gibi. 10 saniye biraz duraksayın bu kime ait diye sorduktan sonra. Sonra bana mı ait, başkasına mı ait, başka bir şeye mi ait diye sorun. Çok büyük bir olasılıkla size ait değildir. Ve hemen ardından... Bu baş ağrısını bilinçle sahibine geri gönderiyorum deyin. Yapın yani bunu yapmakla hiçbir kaybınız olmaz, kazancınız olur. İnanılmaz gibi gelebilir ama denediğiniz zaman göreceksiniz. Ben bunu bir sefer, iki sefer denedim. İkisinde de baş ağrısıydı. Bir seferinde yemeğe gitmiştik, kalabalık bir ortamda geldim. Allah Allah dedim, iyi gittim, ne oldu bana, başım ağrıyor. Hemen bunu yaptım, bilinçle sahibine geri gönderiyorum dedim. Gitti. Taşımak zorunda değiliz. Bu da kabul etmemektir aslında. Bize ait olmayanları kabul etmemektir. Hem kabul etmemektir hem de niye başkalarının kaygısını yüklenelim? Hiç gerek yok. Yani Access'in soruları, Access nasıl bir okyanus gibidir? Access'in soruları da öyledir. Aynı mesela şekilde. Geçen gün Access sayfamda bir şey paylaştım. Mesela diyelim ki komşunuz çok güzel bir araba satın aldı. Şahane. Kıskanmak yerine, dert etmek yerine, Allah'ım güzellikle, sağlıkla kullansın. Önce bir onore edin onun o sahip olduğu şeyi. Ondan sonra da deyin ki, bu da çok işe yarar. Daha da güzellerine sahip olmam için ben hangi enerji alan bilinç olmalıyım.
Yani kıskanmak bir işe yaramaz. Zaten o enerji içine girildiğinde gelecek olanı iter, iterik biz. Aynen, rekabet de çok kötü bir enerji. Yani önünü keserik gelecek olanın, o yüzden gelmez. Evet, geçen sadece gün bunu haset etmekle kalırız. Evet, geçen gün bunu paylaştım, çok beğenildi. İşte birisinde bir şeyi çok beğendiğiniz zaman daha da güzellerinin benim hayatımda olabilmesi için neler mümkün diye sorun, ya da ben hangi enerji alan bilinç olmalıyım diye sorun. Ve her zaman kendimizle yarışalım, başkasıyla değil. Zaman zaman bu yolculuğunda benim şimdi açıklamak istemediğim moralimi bozan şeyler oldu. 2-3 gün etkiledi beni. Sonra durdum, düşündüm, Türkan sen kendini geliştirmeye bak, yoluna bak, kendine bak. Evet. Yani başkasını şey yapma. Ve çok işe yaradı. Çok işe yaradı. Yani sadece 2-3 gün beni etkiledi. Ondan sonra tam gaz, sürekli kendimi geliştirmeye devam ediyorum ki sizlere daha çok katkı olabileyim. Bundan daha iyi nasıl olur? Akses'te yargı da çok önemli. Yargılarsan yargılanırsın, kendinde yaratırsın der. Kimseyi dışlama der. İzin ver de der. Yani sen benimsememiş olabilin onun da o davranışını. Sana göre, senin bakış açına göre tamam değildir onun yaptığı. İlginç bakış açısı da geç, izin ver. Kimseyi değiştiremem. Sen kendi kendini değiştirin. Evet. İşte 14 Kasım 2015'te ben kısacık kaldığım seminerde o kadar berbat bir ruh haleti içindeydim ki sunumu yapan kişi dediğinde anahtar da sizsiniz, kilit de sizsiniz, bariyerlerinizi indirin. Samimi söylerim, biz ne dertteyiz, bu ne söyler diye düşündüm. Hiçbir şey anlamadım. Anahtar da bizmişik, kilit de bizmişik, bariyerlerimizi indirelim. O ruh halinde bir insan her şeyin yani hiçbir şey onun için imkanlı değildir. Çok anlamsız geldi bana. Evet. Ve ben orada isyan ettim. Yani o odanın içindeki insanlardan da hiç çekinmeden ben hiçbir şey mendiremiyorum ha dedim. Hala da aklıma geldikçe gülerim. Ama işe yaradı. Tamam dedi, sana dokunacağım dedi ve ben bir çeyreklik bir dokunuşlar aldım ve onunla birlikte artık benim yolum değişim, çizilmiş oldu. Değişim başladı. Evet, evet. Dediğimiz gibi işte yargılarsan yargılanırsın, kendinde yaratırsın, yargıdan uzak dur der sana. Kimseyi dışlama der. Biz değişirsek dünya değişir. Kendi kendimizden sorumluyuz. İşte bizim genelde yaptığımız karşı tarafı hep değiştirmeye çalışmak. Kendimizi değiştirebiliriz. Hep düzeltmeye çalışmak. Yani dönüp kendimize bakmak ikinci planda kalır hep. Ve karşımızdakiyle hep böyle ömrümüzü harcarız. Oysa ki onlar bize aynalık yapar. Kendimizde evet. Değiştirmemiz gereken şeyi bize gözümüzün içine çakarlar ama işte bilinç açıldıkça bunlar fark edilir. Yani bende inanılmaz değişim var o konuda. Eskiden ben de yargılardım. Evet. Şimdi böyle geçse bile aklımdan hemen anında durduruyorum. Çünkü şu anda neden onunla bir olay ya da kişiyle karşı karşıya kaldığımızın farkındayız artık. Neden soru sorarım artık. Bir olay çıktığında karşıma bu olaydan çıkarmam gereken ders nedir derim. Onu çıkarırım. Ve belki geçmişte olsaydı beni yerlerde süründürecekti o olay. Ama ben şimdi artık o kadar çok değişti düşünce tarzım ki neden ben bu olayı şimdi yaşadım diye düşünürüm. Evet. O dersi içinden çıkarırım ve yola devam. Geçmişe takılmayın, gelecek için endişelenmeyin. Bak bunu da mesela anda yaşayın derdi insanlar. Evet. Ne demek ya derdim, anda yaşamak ne demek? Bazen anlamazdım. Bunu söylediğimizde de işte plan mı yapmayalım, işte geleceği mi düşünmeyelim, nasıl anda yaşayalım diye insanlar ben de onlardan biriydim. Bu çelişki içine girer. Geçmiş zaten yaşandı gitti, gelecek de bizim değil, bize ait olan şu andır. Geleceği yaratan biziz ama. Sözlerimiz evet. Ve düşüncelerimizle önümüzdeki günleri yaratacak olan biziz. İşte bunu aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım ve sözcüklerimizle, düşüncelerimize çok çok dikkat etmeliyiz. Çünkü hepsinin bir titreşimi vardır. Evet, ve senin sözlerinin ve düşüncelerinin enerji frekansı neyse önünde aynı frekansa tekabül eden olayların içinde bulacağın kesindir. Kendini o aynı frekans aralığındaki olayların evet, yani içinde her şeyi bulun. Biz yaratırız evet, aslında. Aynen, düşünceyle o enerjiyi yaydığımız için ileriki yaşamımızda da düşündüklerimizi şimdi yaşarız. Şimdi orayı insanız. Ansızın
bir olumsuz düşünce geçebilir. Ya da ağzından dökülebilir yani olumsuz bir düşünce. Akseste onun da çaresi var. Hemen fark ettiniz olumsuz bir düşünce geçtiği düşüncenizden ya da ağzınızdan dökülüverdi. Hemen anından daha o sözün ya da o düşüncenin enerjisi oradayken poke and pot deyiniz. Poke and pot. Yani başka öğretilerde iptal ediyorum anlamında bir şeydir. Çok etkilidir. Poke and pot. Akses'in bir temizlik cümlesi var. Orada zihni bypass edip de bilinçaltına mesaj göndermek için kullandığımız bir şeydir. Şimdi bunu ekranlardan, medyadan paylaşamıyoruz. Ancak poke and pot o temizlik cümlesinin bir satırıdır. Ve işte olumsuz bir düşünce geçerse ya da ağzınızdan dökülüverse lütfen poke and pot deyiniz. İptal ediniz yani onu. Başka Nuray'cığım nereden sahibine bahsedebiliriz? Geri gönderelim onu da. Bize ait olmayan bir düşüncedir o da muhakkak. Aynen. Burada şöyle de bir şey vardır Akses'te. Her şeyi olması gerektiği gibi değil. Olduğu gibi. Olduğu gibi alıp kabul özü etmek. Özü odur zaten. Evet. Şimdi Akses Consciousness bilince erişim demektir. Bilinç ise herkesi, her şeyi ve her olayı sana göre olması gerektiği gibi değil. Aynen oldukları gibi alıp kabul etmektir. İzin vermektir. Şimdi her şeyi benimsemiyor olabilirsiniz. Bir insanın, başka bir insanın konuşmasını, düşünce tarzını, yaptığı şeyleri onaylamıyor olabilirsiniz. Onun ilginç bakış açısı diyeceksiniz. Evet. Sahiplenmeyeceksiniz. Onun ilginç bakış açısı, siz onu değiştiremezsiniz. Tabii, çünkü herkesin kendine göre bir olaya bir bakış penceresi vardır. Mutlaka. O yüzden kimisi bir olaya başka türlü bakar, başka şey görür. Aynı kişi başka bir olaya bakar, aynı olaya bakar, başka şeyler görebilir. Bununla ilgili de Facebook'ta geçen gün karşıma bir şey çıktı. İki adam karşılıklı duruyor. Şimdi 9 ve 6. Ne kadar çok birbirlerine benzerler. Evet. Biri bağırır, 9'dur diye iddia eder. O biri hayır der, bu 6'dır. İşte nasıl baktığına herkes bağlı. Kendi açısından baktığında herkes haklı. Adamın biri kendi tarafından baktığında 9 gibi görünür. Bu taraftaki adam kendi tarafından baktığında 6 gibi görür. İşte izin vereceğiz. Yani empoze etmeyeceğiz kendi bakış açımızı. Evet. İzin vereceğiz. Aslında foundation eğitiminde daha ileri seviye bir eğitimdir o. Akses'in 10 emri der. Ve bu 10 emrine Akses'in adeta bedenlerseniz kendinizi der. Tüm yaşantınız değişir. Onlardan bazılarıdır. Bunlar işte yargılamamak, izin vermek ve daha bunun gibi 10 tane emir. Hakikaten bütün yaşamı kapsayan maddelerdir onlar. Evet. Yavaş yavaş programımızın bir kez daha tekrarlayalım geliyoruz. Şeyleri. Festivalimizden bahsedelim. 3 ve 4 Haziran hafta sonu Girne Lord Palace Otel'de birinci farkındalık festivalimiz var. Cumartesi 11 miydi senin sunumun Türkan Hanım? Benim cumartesi gün sunumum 11'den 12'ye çeyrek kalaya kadar. Evet, senin sunumun. Çok değerli tabii katılımcılar da çok olacak. Yurt dışından, ülkemizden çok değerli arkadaşlar var orada. Bu her yerde, her hafta sonu yapılan festivallerden farklı bir festivaldir. Burada yeme içme ile ilgili değil, fakat burada ruhumuzu besleyen bir festivaldir. Hayat değiştiren. Evet, ruhumuzu besleyeceksiniz. Sen ne kadar güzel söyledin Nuray, sen gitmemiş olsaydın 14 Kasım 2015'teki fuara. Bugün bu durumda olmazdın dedin, gerçekten öyle. Yani kim bilir o 3 ve 4'ünde senin gibi kimlere dokunacak kapılar bu açılacak. Evet, lütfen gelelim. 10 TL'dir giriş ücreti. Girişimiz 10 TL. 10'da başlar akşam 8'e kadar. Evet, ve nefes bebek için onun tedavisi ayrıca için. Bir özelliği de var. Bir de şey, diğer arkadaşların seminerleri hangi saatlerdedir diye girsinler Deniz Poyrazoğlu'nun Facebook sayfasına. Evet, Deniz Poyrazoğlu'nun Facebook sayfasından girip 3 ve 4 Haziran'da yapılacak olan festivaldeki etkinlikler, hangi gün, hangi saat, kimin sunumu var, oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim Türkan Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugün yine kimlere katkı koyabildik, kimden de katkı alabildik.
yapabildiysek öyle olması için neler mümkün? Nasıl olabilir? Herkesin bir an önce Access'le tanışıp katkı alması için neler mümkün? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Radyo Mayıs dinleyenleri, programımızın sonuna geldik. Haftaya birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.